buluşma noktası olan Kartal'ın en büyük parkı bugün açıldı. Birinci etabı biliyorsunuz açılmıştı. Bugün ise ikinci etabı tamamlandı. Kartal Belediyesi'nin yoğun uğraşlar sonucu hayata geçirdiği Bayram Demirkol Parkı Kartallıların hizmetine bugün açıldı. Açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gerçekleştirdi. Efendim merhaba. Merhaba. Keyifli günleriniz olsun. Bugün Bayram Demirkol Parkı'nın ikinci etabı açılışı var. Siz de buradasınız. Evet. Neler söyler? Çok mutluyuz. Yakışıyordu bu mahalleye. İhtiyacımız vardı yani böyle bir parka. Çünkü çok kalabalık bir yer. Bu mahallede mi oturuyorsunuz? Ya, evet bu mahallede oturuyoruz. Aşağıda evet, biraz. Zaman zaman buraya gelir misin? Geliyoruz. Ha? Geliyoruz. Çok çok güzel oldu yani. Dışarı yok konuşmaya. Efendim sizler neler söylersiniz? Bugün parkın ikinci etabı açılıyor. Birinci etabı zaten hizmetteydi biliyorsunuz. İkinci etabı da Kartal Belediyesi tamamladı. Neler söyler? Yani çok güzel bu mahalle için. İnsanlar oturabileceği, çoğu çocuğun nefes alacağı bir yer yok. Sokaklarda, arabalarda insanlar evlenince sıkılıyor. Böyle bir şey çoktan ihtiyacı vardı. Geç kalmış biri. Bu mahalle her şeyden geri kalmış bir mahalle. En son bir etkinlik olduğu zaman gerçekten çok seviniyoruz yani. Çok ihtiyacı var böyle bir şey. Yalnız bu parkın saatleri giriş çıkışları çok erken kapanıyor. Rica ediyoruz belediye başkanımıza. Yani biraz geç olsun. Zaten işten geliyoruz. Akşam 10'da 11'de bir hava almak için buralara çıkıyoruz ama park kapalı. O zaman bizim için bir anlamı kalmıyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kıymetli değerli Cumhuriyet kazanımı için çaba göstermiş, emek göstermiş tüm insanlarımız için. Evet kıymetli misafirler, değerli komşularım, çok kıymetli muhtarlarım, çalışma arkadaşlarım, değerli meclis üyelerim, çok kıymetli dernek başkanlarım, gördüğüm sivil toplum kuruluşlarındaki dernek başkanlarım ve buranın gerçek sahibi anneler, çocuklar ve kıymetli değerli ailem, büyük ailem Kartal. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kolay zamanlardan geçmiyoruz, kolay zamanlar atlatmadık. Önce pandemiyle çok zor günler geçirdik. Ve nefes alınacak alanların, yeşil alanların ne kadar değerli ve önemli olduğunu tekrar hatırladık. Sonra çok zorlu bir deprem süreci yaşadık hala hafızalarımızda ve acı hala devam ediyor. Sonra deprem toplanma alanlarının önemini tekrar hatırlamaya ve deprem toplanma alanlarının ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu hatırlamaya başladık. Burası aslında bir anne çocuk merkezi. Annelerin kendini güvende hissettiği, çocuklarıyla nefes alabildiği parkın ve güvenli bir parkın ta kendisi. Tabii ki bütün komşularımızın, babaların da ortak noktası, tüm ailelerin ortak noktası. Ama aynı zamanda zor şartlarda çok büyük bir deprem toplanma alanı. Hem içerisindeki sosyal tesisiyle, hem ihtiyaçların giderilebileceği mutfağıyla, kafeteryasıyla, aynı zamanda lavabosuyla, tuvaletiyle, su imkanıyla, elektriğiyle, otoparkıyla 30 dönümlük bir yaşam alanı. Hem nefes aldığımız bir alan ama aynı zamanda 30 dönümlük bir deprem toplanma alanını da burada sizlere, komşularımıza Kartal'a hediye etmiş oluyoruz. Tabii ki yeşil alanın olduğu, belki 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık ağaçların olduğu bu mirası da büyüklerimiz bize, bizler de kardeşlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza armağan ediyoruz. Burası size emanet. Buranın gerçek sahibi sizsiniz. İyi ki varsınız. Sizden güç aldıkça biz de iyi işler yapmaya devam edeceğiz. İyilik yapmaya devam edeceğiz. Bu olan 30 dönümlük bir kampüs. Aklımızın ucuna hiç buraya bir rezidans yapalım gelmedi. Aklımızda hep, fikrimizde hep park vardı, yeşil alan vardı. Ve bu fikir ve bu akıl hep devam edecek. Geçtiğimiz dönem parkın birinci etabını tamamlamıştık. Bu dönemde parkın ikinci etabını tamamlamak
bana kısmet oldu. O yüzden emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aileleriyle birlikte hep birlikte güzel bir eser bıraktığımıza inanıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Burası size emanet. Hep birlikte koruyalım ve iyi vakit geçirelim. Hepinize şimdiden sevgiler, saygılar sunuyorum. Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Bugün Bayram Demir Kol Parkı'nın açılışı gerçekleşiyor. Sen de burada ne güzel gölgede oturuyorsun. Neler söylersin parkla ilgili? Güzellik isterim, park isterim, iş alanı isterim, kurban olurum. Ne bileyim, ucuzluk isterim, her bir şey isterim yani. He anam. Her şey güzel olsun. Her bir şey güzel olsun anam. Dırlık düzenimiz olsun, pahalılık olmasın kurban olurum. Öyle istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Hepsi de biliyor vallahi kalırlar dedim. Kocaman bir alkış yılanı bile yaptılar. Ana deyip de geçilmez. O yaranadan seçilmez. Biçilmez biri ana.